durum nedir etkinliklere dair? Sendeyiz. Dilara Özer, 2018'de Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu'da etkinlikler yoğun bir şekilde devam ediyor. Türk Dünyası günleri düzenleniyor. Kastamonu'da bu yıl 22.sini düzenlendiğini söyleyelim. Özellikle pandemi döneminde bir süre ara verilmişti bu etkinliklere ve bu yıl 22.si gerçekleşiyor Kastamonu'da. Bizler de şu anda Kastamonu'da bir paneldeyiz. Bu panelin ardından da Cumhuriyet Meydanı'ndaki programlar yoğun bir şekilde devam edecek. İlk günü biraz daha hatırlatalım. Dün aslında yoğunluk yaşanmıştı. Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'na bir kortej yürüyüşü gerçekleşti. 28 farklı ülkeden katılım olduğunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden, Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelerden, Güney Kore'den de katılan misafirler vardı Kastamonu'da. İkinci gündeki etkinliklerde de özellikle sabah saatlerinde bir basın buluşması oldu. Ardından da burada bir panel düzenlendiğini söyleyelim. Turan halkların dünü, bugünü ve yarını konulu bir panel düzenleniyor şu sıralarda. O panelin ardından da Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler devam edecek. Özellikle farklı ülkelerden gelen misafirler yöresel halk danslarını, gösterilerini sergileyecekler. Kendi yörelerine ait halk dansları bu Cumhuriyet Meydanı'ndaki programlarda sergileneceğini söyleyelim. Akşam saatlerinde konserler de olacak Cumhuriyet Meydanı'nda. Kastamonu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda Mustafa Yıldız Doğan'ın konseri olacak. Aslında devam edecek etkinlikler. Yarın son gün olduğunu söyleyelim. Üçüncü günde de konserlerin olacağını söyleyebiliriz. Özellikle Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileriyle yarınki programlarda başlamış olacak. Akşam saatlerinde de kıraç konseri olacak üçüncü gündeki etkinliklerde. Aslında önemli bir buluşma olduğunu söyleyebiliriz. Türk Dünyası Başkentleri bugün Kastamonu'da bir araya geliyorlar. Yine dün hatırlatmıştık, yayınlarda aktarmıştık. Aynı sofrada, aynı masada birlik ve beraberlik mesajları vermişlerdi. Buluşmalar devam ediyor. Üçüncü günde yarınki etkinliklerde yoğun olacak. Özellikle bugün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda konserler düzenlenecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.